İyi günler değerli izleyenler. TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gizem Çetin. Haberde gün ortasıyla karşınızdayız. Tarih 28 Mart 2023 günlerden salı efendim. Yoğun bir hafta. Günden bir hayli yoğun. İstanbul'da ve pek çok ilimizde güne yağmurla başladık. 54 il için sarı kodlu uyarı var ve hatta deprem bölgesindeki bazı illerimiz için de detayları aktaracağız. En düşük emekli maaşına zam düzenlemesi komisyondan geçti. Onun detayları da ekranlarınızda olacak ama en yoğun günden pek tabii ki seçim gündemi ve siyaset. 4 Cumhurbaşkanı adayıyla seçimlere gidiyoruz. Bu durum netleşti. Geçici aday listesinde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın isimleri yer aldı. Ve biliyorsunuz ittifaklar da genişledi. Görüşmeler devam ediyor. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani AK Parti ile aynı zamanda da yeni katılan Cumhur İttifakı'na yeni katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı arasında bir görüşme olacak. Detayları almak için Ankara'ya dönelim. Ebru Balıkçı karşımızda, TV Yüz muhabiri detayları aktaracak. Ebru. Beklenen bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Saat 16'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir araya gelecekler. Yeniden Refah Partisi bilindiği gibi Cumhur İttifakı'na dahil oldu. Ancak dahil olma süreci diğer partilerden biraz daha farklı gelişti. Aylardır genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşmeler vardı. Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasında Fatih Erbakan ilk açıklamasında Cumhur İttifakı'na dahil olmayacaklarını söylemişti. Ve kendisi de Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Ardından yapılan görüşmelerin ardından Fatih Erbakan Beştepe'de bir görüşme daha gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve sonrasında ise Cumhur İttifakı'na katılma kararı almışlardı. Ancak merak edilen çok fazla soru vardı. Kadına şiddetin önlenmesini içeren 6.284 sayılı kanun masaya mı geldi? AK Parti ve Yeniden Refah Partisi bu kanun üzerinde mi çalıştı? Bunu mu tartıştı? Bu soru merak ediliyordu. Dün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'a soruldu bu soru. Ve Ali İhsan Yavuz soruya anormal bir talepleri olmadı şeklinde yanıt verdi. Ve bugünkü görüşmede de yine yeniden bu konular gündeme gelecek mi? Bu da yine en önemli konulardan, sorulardan biri olacak diyebiliriz. Bu arada Fatih Erbakan kendi logolarıyla ve yine kendi listeleriyle seçime gireceklerini açıklamıştı. Ancak sadece Yeniden Refah Partisi değil, Cumhur İttifakı'nın 4 partisi de kendi logosuyla ve kendi listeleriyle seçime girecekler. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve son olarak ittifaka dahil olan Yeniden Refah Partisi. Bir de protokol paylaşılmıştı. O protokolde de çok net bir şekilde bu ifade edilmişti. Ayrı ayrı aday listeleri verileceği ve kendi logolarıyla partilerin seçime gireceği hususunda. Ve dediğimiz gibi artık bugün saat 16'da görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk kez bir partiye ziyaret gerçekleştiriyor. Bu noktada da aslında bunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. 16'daki toplantıyı biz de takip ediyor olacağız. Sonrasında bir açıklama olması durumunda da yine aktarmayı sürdüreceğiz.